Burası Karadeniz. Burası da sis dünyası. Artık Çoruh Nehri diye bir nehir kalmadı maalesef. İspir'den sonra, yani İspir bölümünde, o bölgelerde, Erzurum taraflarında var biraz. Ondan sonra hep baraj. Dilim dilim kestiler Çoruh Nehri'ni. İlk barajımızda Muratlı barajı. İlk birinci odur. Şimdi onun kuyruğunu görüyoruz. Birazdan sol tarafa gelecek. Su böyle taşmış olacak. İçinde minare falan görebilirsiniz. Yol. Elektrik direği görebilirsiniz falan. Şişli su yani. Bak şimdi solumuzda kalacak. Onu göreceksiniz. Yani ileride bir baraj var. Onun suyu. O bittiği yerde hemen şurada Borçka Barajı var. Sağda görmüyorsunuz şimdi. Hemen şu virajı aldığınızda sola 50 metre ileride Borçka Barajı var. O başlıyor. O bitiriyor Artvin Barajı. O bitiriyor Yusufeli. O bitiriyor İzmir falan diye dilim dilim kestiler bütün.
Hikayel Bey. Bize biraz buraya anlatır mısınız lütfen? Biz hangi il ilçelerindeyiz, neredeyiz, ne yapıyoruz? Biz kimiz? Türkiye, Artvin, Borçka Karagöl. Haritada çık küçüldük. Şu kadarcık bir yerdeyiz. Borçka Karagöl'deyiz. Burası bir heyelan gölü. Şu tarafta gösterelim. Şuradaki tepeden yeşilin içindeki kahverengiliği görüyor musunuz? Orası çığ bölgesi. Oradan toprak kayıyor. Şu bölgeye yığılıyor. Burada kapatıyor önünü derenin. Ve yığılma oluyor bu şekilde. Şişme bir, yani tipik heyelan gölü. Bir göl. Yani depremlerle ya da toprak hareketleriyle toprak kayması oluşuyor. Ondan meydana gelen bir göl. İçinde zaten şu bayrak dikmişler bakın. O bir ağaç. Yani burada bunun içinde böyle görebilseydik eğer jungle olduğunu, aynı böyle orman olduğunu görürdük. Bir sürü ağaç var. Diğer tarafta da yürürken gözüküyor. Geldi akıyor. Bu tarafa doğru basıyor şu anda. Yani bir dakika içinde kapanabilir. Sonra birden pat diye güneş de açabilir. Hiç belli olmaz. Bakın şurası açık gökyüzü. Tipik Karadeniz havası. Yağmur ormanlarındayız. Ilıman yağmur ormanı kuşağı. Burası olması gereken hava bu. Yağış da var. Ama burada full güneş hiçbir zaman iyi değil ve istemiyoruz. İstemiyoruz. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Buraya da güneş istemiyoruz. Thank you.
Selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Selam aleyküm. Hocam ben de çilek alabilir miyim? Ne? Çilek alabilir miyim? Evet, nasıl yani? Çilek son bir paketimiz var. Parasını benim yok ya. Ne yok abi? Ay Allah ben ağrısın. He? Ne var? Ne nasıl? Çay var mı? Var. Ver o zaman. Şimdi maça herdeyiz. Maçı da biraz basitçe anlatmam lazım. Orada konuşuyorlar ya, bir de yaran insanın yanında konuşuyorlar. Burası şu an eğer bulut olmadığını hayal edin. Tamam mı gözünüzde? Burası bir çukur. Böyle bir vadi. Bir iniyor aşağı. Şurada bir vadi var. Karşıda bir vadi var. Solda bir vadi var. Bir de görmediğimiz şu tarafta bir vadi var. O vadi ne biliyor musunuz? Bu demin saydığım bütün vadilerin birleşim noktasının devamı. Canlandı mı gözünüzde? Evet. Üç tane vadi var. Ortada birleşiyorlar ve devam ediyorlar. Kolum, Maçer bölgesi. Şimdi burası bir bölgenin ismi. Köy ismi değil. 18 tane köy var burada. 6 tanesi Türkiye tarafında, 12 tanesi Gürcistan tarafında. Şurası sınır efendim. Eğer açık olsaydı gösterecektim sınırı size. Ama yarın direkt askerlerin yerine gideceğiz. Şu an görmüyorsunuz. Burası özel bir bölge. Koruma altında bir bölge. Türkiye'nin ilk biyosfer rezervi alanı. İlk ve tek. Bundan başka yok. Biyosfer rezerv alanı ne demek? Dünyada 600 küsür tane var. Burası olduğunda işte 630 küsürdü galiba. Şimdi gittikçe artıyor. Yani kültürüyle, doğasıyla, insanıyla, hayvanlarıyla, bitkisiyle dünyaya soluyan, kültürünü yaşatan ve bozulmamış gelen ve aynı şekilde olması gereken, aynı şekilde devam etmesi gereken bir alan. Basitçe anlatıyorum. Böyle bir durum varsa bir yerde dünyada UNESCO'ya başvuruyorsunuz. Kriterleri var. Geliyorlar. Kenan zirvedeyim, anlatım yapıyorum. Gittin mi sen? Alo. 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 Hele kapatma onu. Adana çık aradan. Valla Türksel su çekiyor. Neyse, ne diyordum? Biyosfer rezerv alanı. Bakın Türkiye'de bir tane arkadaşlar, başka yok. Şimdi özet geçiyorum arkadaşlar. Çünkü iki gece buradayız ya. Bir daha buraya gelmeyeceğiz. O yüzden anlatıyorum. O yüzden kasıyorum. Bak hava da çok güzel. Hava da bizim için açtı. Bakın dağlar da gözüküyor. Bu şansı lütfen değerlendirin. Burası böyle komple sis de olabilirdi. Hiçbir şey görmüyor da olabilirdik şu anda. Ve durmayacaktık burada. Basıp gidecektik. Bu bir şans. Tamam mı? Bunu lütfen değerlendirin. Üşümüyorsunuz da değil mi? Üşüyen var mı? Var. Git o zaman arabaya. Oldu. Mont al. Ne üşüyorsun lan? Gayet güzelsin işte. Git al mont al üstüne. Bak ben yok ki onun. Ha yok. Benim montum orada asılı vallahi, git al bak hemen şeyin arkasına. Ne kadar? 5 dakika, 10 dakika ya. Aynen. Ölmez. Ne anlatıyorduk? Ha. Maçahel ne, kaç tane köyden oluşan bölgeydi? 18. 18 bravo. 6'sı burada, 12'si orada. Yani dünyada kayda geçmiş tek ve ilk referandum bölgesiydi. Tek demeyeyim de ilk. Kayda geçmiş ilk referandum bölgesi burdur. Ne referandumu? Sınır geçecek, nerede kalacaksınız? Hangi ülkede kalacaksınız? O zaman Gürcistan yok, Rusya. Bu ne zaman oluyor? Mübadeleden sonra. Mübadele demeyelim ona da. Cumhuriyetten sonra. Sınırlar çekilecek ya, savaş bitti. Atatürk dönemi var. Rusya ne tarafı istiyor? Türkiye ne tarafı istiyor? Onunla ilgili bir hararetli bir tartışma söz konusu o zamanki çarla. Buradaki halka, çünkü neden öyle bir şey yapmak zorundalar? Neden? Önemli burası. Çünkü burada kilise de var, cami de vardı. Yani burada hem Müslümanlık var ki 7. yüzyılda Müslüman olmuş bir halktır bu. Yani Anadolu'daki en eski Müslüman olmuş topraklara gidiyoruz şu anda. Çünkü Arap akınları bu bölgeden geçiyor. İlk Anadolu'ya giriş yerleri. Kars'tan geliyorlar, buradan giriyorlar. İlk Müslüman olmuş halk ama Ortodoksluk da var. Yani Rusya bölgesi de var, Hristiyanlık da var. Ama bunlar nedir? İç içe geçmişler. Aynı önceki Anadolu'daki gibi. Yani bundan 100 yıl önceki Anadolu'daki gibi. Herkes birbiriyle komşu, düşmanlık yok. Anlaşıyorlar, ediyorlar. Burada kilisesi de var, şey de var dediğim gibi. Ama sınır geçecek. Rusya Ortodoks. Burası Türkiye. Müslüman. Ne yapacaksınız? O halka soruluyor işte. Hangi ülkeyi seçiyorsunuz diye. Tam yaklaşık 5 yılla 7 yıl arasında tampon bir zaman belirleniyor. Hadi bize oy verin falan. Neyse uzatmayayım. O tampon bölgesi en son 1933'te artık kesin karar kılınıyor. Kapandıktan sonra gideriz. Kesin karar kılınıyor ve diyorlar ki 6 köy çoğunluk olarak Türkiye'yi istiyor. Atatürk'ü de çok seviyorlar. Onun da etkisi var mutlaka.
12 köyde dediğim gibi orayı istiyor. Ki öyle ki yarın eğer hava açık olursa orada göstereceğim. Bir kadının tarlasından, evinin kenarından sınır geçiyor. O kadın direnmiş. Ben demiş hayır, köyüm şeyi istedi ama Rusya'yı istedi ama ben Türkiye istiyorum arkadaş. Buradan da bir yere gitmem diye sopasını vuruyor. Bilmem ne nene ismi de var onun efsanesi. Torunları hala yaşıyor. O zaman bir şey yani yapamıyorlar. Sınırı onun tarlasına göre çiziyorlar. Çok özel bir durumdur bu da. Onu da göstereceğim ben size. O evi göstereceğim. Yarın akşam göreceğiz. Yani burası böyle bir yer. Doğası şu bu. Onu yarın kafanıza şişireceğim. Çok güzel ormanın içinde gideceğiz. Tam jungle'ın içine gireceğiz. 500, 600, 700 yaşında ağaçlar var. Onları göstereceğim size. Onların yanında konuşacağız. Tamam. Bu elimdeki çiçek ne? Bu elimdeki çiçeği ama herkes dinlesin. Düşeceksin çocuklar. Siz de dinleyin. Önemli bu. Bu elimdeki çiçek önemli. Hala, çünkü bir daha göremezsiniz bunu. Çünkü yok olup gidecek şimdi. Bakın bir daha bir sene sonra geldiğinizde bu zaman görebilirsiniz. Haziran ayında açar sadece. Şunu bir lütfen koklayın. Şunu bir koklayın. Ya da koparmayın. Şöyle herkes koklasın. Çok tanıdık geliyor. Nasıl bir rayası var değil mi? Evet. Çok Yasemin. Değil. Ben de. Sümbül. 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 Helyumun bayağı küçüğü gibi. Ne olduğunu bilin diye söylemiyorum. Koklayın. Yani bu kokuyu anlayın diye. Koklayın yani. Şu rayihaya bakar mısınız? Ne peki? Bu arada siste ve yağmur görmüş hali. Bu eğer güneş açsa var ya yanına yaklaşamazsınız. O derece abartıyorum yani. Koku öyle bir yayılıyor ki. Burası çok az var bundan. Aşağılarda biraz var. Bir de Şafşat bölgesinde çok var. Bunun ormanı var. Ne bu biliyor musunuz? Hiçbir arı aşağıda hayvan olabilir. Atmayın taş. Hiçbir arı bundan gelip şeyini almaz, özünü almaz. Neden? Çünkü zehirli bir bitki. Çok güzel kokar. Hastalık. Yani hastalık değil mi? Tansiyonu düşürücü. Deli bal derler ya. Deli bal duydunuz mu hiç? Evet. İşte bundan oluyor. O yüzden önemli. Eğer size piyasada deli bal diye bir şey biri satıyorsa ona inanmayın. Öyle bir şey yok. Kimse bilemez. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi burada bir sürü çiçek var. Arı geliyor buraya, çiçeğin özünü alıyor, gidiyor. Ama bir tane salak arı diyelim. Bundan aldı gitti. Bir sürü gitti geldi. Buradaki hepsini tavan etti ve atıyorum 100 gram bir bal yaptı. Sallıyorum şu anda. Peteğe kustu. O petek de sağıldı. Ne yapıldı? 1 litrelik şeylere, kaplara koyuldu. Pazara götürdü. Adam sattı. Şimdi o deli bal olan bölüm hangi 1 litrenin içinde? Sen sana denk geldi. Kaşıkla orayı çaldın. O rayiyası seni etkiledi. Ne yapıyor? Tansiyonu düşürüyor. Ölüme kadar götürüyor. Direkt böyle tansiyonu sıfıra kadar indiriyor. Bunu bu arada taze bal da yapar. Taze bal 2 kaşık. Ben yiyeyim. Rahat olurum. Taze yiyeyim. Bal derken? Taze sağılmış bal. Hemen böyle. Mesela Ağustos'ta sağacaklar. Onu hemen satmazlar. Eylül'de çıkarmak. Eylül'de almak. Yani bir ay falan bekletirler balı ki bir dinlensin. Bir içindeki o zararlı olan bölümü bir atsın, bir havalansın, bir rahatlasın. Ondan sonra rahat rahat yersin. Ama taze bala böyle 2 kaşık hızlıca 3 kaşık yediniz mi tansiyon direkt gider. Şunu bir kokla. Bir sene sonra gelmen lazım bir daha bunu koklayabilmek için. Yılan. Üstlerimi sağlayayım. Üstlerim böyle kızgın kumlardan serin sulara dalar gibi. Harika. Eyvallah. Alın bu arabayı koklatsın. Etmeyin.